Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, bu gece Ramazan-ı Şerif'in 22. gecesi inşallah. Bugün 21. günüydü ve geriye kaldı. Bundan sonra inşallah 8 gün kalıyor arkadaşlar. Ramazan çok hızlı bir şekilde ilerledi ve çabucak bitiyor. İnşallah her gün oruç tutmuşuzdur arkadaşlar. Tabi bazı kardeşlerimiz bazı durumlarda oruçtan muaf olabiliyorlar. Hastalık durumlarında vesaire. Onun haricinde bile bile oruç tutmayı terk etmek çok büyük günah, haram. Bunun yanı sıra sadece oruçla da değil de her gece özel teravih namazı var. Ve teravih namazından sonra da yine kısa nafile namazlar var. Bugüne ait yine çok güzel bir namaz var arkadaşlar. Şimdi bu namazı sizlere anlatacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu gece yarısı iki rekat namaz kılsa bir kişi ve her rekatında bir Fatiha ile 5 adet Duha suresi okursa, yani Bismillahirrahmanirrahim ve Duha ve Leyli İza Seca diye başlayan Duha suresi okursa, o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur. Onun yüzünün nuru ile Sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçer. Evet, böyle bir büyük fazilete sahip bu gecenin namazı. İnşallah bu gece bu namazı kılalım arkadaşlar. Bu namazın nasıl kılınacağını size şimdi tarif edeceğim. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Öncelikle Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi, senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 22. gecesi kılınacak olan 2 rekatlık nafile namazı kılmaya. Allahu Ekber. Subhaneke okuyorsunuz. Sonra yine Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha okuyorsunuz arkadaşlar. Fatiha'dan sonra besmele çekip 5 adet Duha suresi okuyorsunuz. Yani kısaca şöyle Arapçası: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha vel leyli izâ seca mâ vedde'ake rabbuke ve mâ kala ve lel âhiretu hayrun leke minel ula ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda elem yecidike yetîmen feâbâ ve vecedeke dâllen fehedâ ve vecedeke âilen feâgnâ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Evet, bunu okuduktan sonra, 5 kere okuduktan sonra rükûya gidiyorsunuz. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Semiallahu limen hamide diyorsunuz ve doğruluyorsunuz. Rabbena lekel hamd diyorsunuz doğrulunca. Allahu Ekber diyerek secdeye gidiyorsunuz arkadaşlar. Secdede 3 adet Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la bunu söylüyorsunuz. İkinci secdeye de gidiyorsunuz tekrardan. Yine 3 adet Sübhane Rabbiyel A'la okuyorsunuz. Ayağa kalkıyorsunuz arkadaşlar. Ayağa kalkınca kıyama, yani besmele çekiyorsunuz burada. Sonra Fatiha suresini okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra yine 5 defa Duha suresi okuyorsunuz arkadaşlar. Sonra rükûya gidiyorsunuz. Rükûda 3 adet Sübhane Rabbiyel Azim. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Sonra tekrar secdeye gidiyorsunuz. 2 adet secdede 3'er adet Sübhane Rabbiyel A'la okuyorsunuz. Sonra oturuyorsunuz. Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahirete hasenete ve kina azabennar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Okuyorsunuz ve buradan itibaren selamınızı veriyorsunuz arkadaşlar. Selam verdikten sonra da bu geceyle ilgili özel duanızı edebilirsiniz. Kabul olmasını istediğiniz dualarınız varsa, kabul olunacağına inanarak dua ederseniz inşallah duanız da kabul olur arkadaşlar. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in her gecesi çok mübarek, her gecesi çok faziletli. Zaten Kadir Gecesi de şu an önümüzdeki günlerde biliyorsunuz. Onun bereketi ve feyzi de tüm son 10 güne yayılıyor arkadaşlar. Bu yüzden son 10 günü çok büyük ganimet bilin. Dualarınızı hiç bırakmayın. Sürekli dua edin. Dualarınız kabul olacaktır. Bir kere dua ettim kabul olmadı diye bırakmayın. Aynı duayı defalarca kez tekrarlayın. Çünkü taşı delen su değil, damlaların sürekliğidir. Yani siz duaya devam edin inşallah.
dualarınız mutlaka kabul olacaktır. Evet, bu namazı kılanlara ne gibi güzellikler var? Biraz da ondan bahsedelim. Kim Ramazan'ın 22. gecesi, yani bu gece bu namazı kılarsa yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Güneşi düşünün, kıyamet gününde güneşi düşünün, ne kadar büyük dünyayı, dünyanın her tarafına ışığı gidiyor, ışığı ulaşıyor. Güneşi düşünün ve o kimsenin, bu namazı kılan kimsenin yüzü güneşten daha parlak, daha nurlu olur. Bir de bunu hayal edin arkadaşlar. Böyle bir güzellik nerede var? Tabii ki bizim dinimizde var. İslam dininde, ibadetlerde var. Yine devam ediyor. Onun yüzünün nuru ile Sırat Köprüsü'nden ev halkından 70 kişi çok rahatça geçer. Yani güneşten daha büyük bir nur inecekti ya yüzüne hani. O nur sebebiyle Sırat Köprüsü'nden ev halkından 70 kişi çok rahatça geçer. O kişinin çevresindeki akrabaları, yakınları, onu sevenler 70 kişi çok rahatça sırattan geçer. Sırat biliyorsunuz geçmesi çok zor. Yani herkesin geçemeyeceği bir köprü. Mahşer günü inşallah tüm kullar, tüm insanlık oradan geçecektir. Herkes kendi günahıyla ve sevabıyla yüzleşecek. Eğer günahlar sevaplardan fazla gelirse Sırat Köprüsü'nden geçmek imkansız olacak. Sevaplar fazla gelirse çok rahat bir şekilde insan Sırat Köprüsü'nden geçebilecek. Ve bu güzelliği bir düşünün. Yani bu namazı kılan bir kimse Sırat Köprüsü'nden kendisi çok rahat geçtiği gibi ev halkından da 70 kişi çok rahatça geçer buyuruluyor. Böyle bir namaz arkadaşlar. Bu namazı inşallah bu gece kılalım. Rabbim kılacağımız tüm namazları kabul etsin. Oruçlarımız da kabul buyursun inşallah. Evet, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.